Şimdi tabii ne yazık ki 2022'de sağlık çalışanlarına şiddet yine bitmedi. Yine durdurak bilmiyor. Hemen belirteyim. Sonra o Konya'daki cinayetten sonra yaşananları söyleyeceğim. 2021'de tam 316 sağlık çalışanları şiddet mağduru oldu. 316 sağlık çalışanı geçtiğimiz yıl içerisinde, dediğim gibi bu senede durdurak bilmiyor. Şimdi İstanbul'dan da bir şiddet haberi geldi, onu söyleyeyim. Hastanede kimliksiz kayıt açtırmak isteyen hasta yakını olumsuz yanıt alınca ortalığı birbirine kattı. Güvenlik görevlilerinin elinden sıyrılan saldırgan hasta kayıt elemanını yumrukladı. Yaşananlar güvenlik kamerasına da yansıdı. Kendimi bile koruyamadım ve yüzümden akan kanlar ellerimi avucumun içini doldurdu. Kimliksiz kayıt açtırmak istedi, olumsuz yanıt alınca ortalığı birbirine kattı. Hasta yakını defalarca yumrukladığı sağlık çalışanını hastanelik etti. Çok kötü bir travmaydı. Bağcılar Eğitim Araştırma Hastanesi'nin çocuk acil bölümüne hasta yakını olarak gelen Suat Bağdur kayıt açtırmak istedi. Ama yanında hastanın kimliği yoktu. Kayıt açtırırken kimliği yoktu. Kendisinin acil bir şekilde kayıt açılması gerektiği istedi. Hasta kayıt elemanı Nurullah Çalpan'ın kimliksiz kayıt açamayacaklarını söylemesine sinirlenen hasta yakını çalışanlara bağırmaya başladı. Kayıt açsana lan, bizim hastamız acil ama kimliksiz kayıt yasak. Bunu biz belirtmemize rağmen tekrar bağırdı, çağırdı. Bağdur'la sağlık çalışanları tartışmaya başladı. Güvenlik arkadaşlar geldi, hasta yakınlarını çekmeye çalıştılar. Güvenlik görevlilerinin elinden kurtulan Bağdur Çalpa'ya saldırdı. Bizim bankomuzu ayağıyla kırıp içeri girip benim yüzüme yumruk attı. Yüzüne aldığı yumruk darbeleriyle yaralanan Çalpa hemen tedavi altına alındı. Bu darbe sonucu yüz kemiğimde kırık var ve burun kenarında kesik var. Olayın ardından gözaltına alınan Bağdur ise kasten yaralama, hakaret ve mala zarar verme suçlarından tutuklandı. Bakın ben size söyleyeyim, bunun adı nankörlük, kıymet bilmezlik. Hepimiz bir şekilde hastalanıyoruz ve İşte bu sağlık çalışanlarına başvuruyoruz. Zaten pandemide neler yaptıklarını gördük. Canlarını dişlerine taktılar. Ve hala şiddet uygulamakta ısrar ediyoruz. En azından bazılarımız. Yazıklar olsun. Artık bu şiddeti durduralım.